Çok mutlu oldum. Aslında şöyle bahsetmek isterim. Kıymetli hanımefendiler, İSMEK, Enstitü İstanbul kurslarımız çok özel bir hat. Ve geçmişten bugüne neredeyse 30 küsür yıllık bir geçmişi var. Ve bu geçmişinden bugüne 80'li yıllardan bu yana aslında farklı zamanlarda farklı ihtiyaçları karşılamak üzere çok derin adımlar atılmış. O döneme hangi ihtiyaç daha yoğun varsa. Ama benim ilgime çok çeken şey gerçekten bu kurslara, bu yapıya en çok ilgiyi gösteren kadınların olması. Şimdi gerçekten burayı özellikle bahsetmek isterim. Doğal olarak bu hızlı şehirleşen İstanbul'da ve göçle geldiğimiz İstanbul'da adaptasyonda yani oraya uyum sağlama kısmında en çok zorlanan kadınlar oluyor. Ve oldu. Yani bunu ben size bakarak söylemiyorum. Ben bunu annemden biliyorum, yakın akrabalarından biliyorum. Bizim de yani sonuçta İstanbul'a geliş öyküsü 36-37 yıl. Ve o geldiğinde de annem İstanbul'a bir orta yaş kadın olarak geldi. Benzer durum eşimin rahmetli annesinde veya ailesinde var. Yani biz o kaderi bilen insanlarız ve burada kadın, anne, genç kız fark etmiyor taşradan ya da bir kırsaldan ya da bir köyden ya da Anadolu'da herhangi bir şehirde İstanbul'a geldiğinde en fazla o uyumda uyum sağlamada zorlanan kesim olur. Tabii bu ve buna benzer hamleler, kadınların şehirle uyumunu çok güçlendiriyor. Onun için çok kutsal bir iş bu. Bir toplumda kadın huzurluysa, gerçekten o zaman o evin içinde de huzur var, şehrin genelinde de huzur var. Bunu çok önemsiyorum. Ve bu konuda o kadar yürekli konuşuyorum ki tekrar ifade ediyorum. Ben böylesi bir sürecin 40 yaşında bir annesinde İstanbul'a gelmiş bir delikanlının hayatının izi gibi düşün. Ben annemi anlatıyorum aslında. O bakımdan bizim bu ve buna benzer hizmetleri en üst seviyede tutarak çalışmamızın çok önemli olduğunu farkındayım. Ne yaparsak, yani daha fazla ne yaparsak bu iş o kadar topluma hizmet. Bu bakımdan ben arkadaşlarıma söylüyorum. Diyorum ki bu konuda yani kadına emek konusunda olabildiğince hizmetleri yukarıya taşıyalım. Bakınız 2019'da ben belediye başkanı adaylığına karar verdik ve açıklandıktan sonra yaptığımız ilk toplantılarda hani biz İstanbul halkına ne sunalım, ne anlatalım diye konuştuğumuz toplantılardan birinde bugün birçok annenin cebinde olan kartın belki de sebebi benim. Yani belki de sebebi benim. Niye? Çünkü Beylikdüzü'nde belediye başkanlığı yapıyordum ve ben Beylikdüzü'nde belediye başkanlığı yapırken çok ev gezdim. Allah'a şükür o benim için büyük bir eğitim alanı. Yani her gezdiğimden bana birçok şey öğretti. İnsanları daha iyi tanıdım. Her yörenin insanını tanıdım. İnsanların dertlerini dinledim. Bu benim için çok çok kıymetli. En çok feryat çünkü özellikle böyle genç evli çiftler. İşte eşi çalışıyor kadın evde. Küçük bebeği var. Sokağımdan başka bir yeri bilmiyorum. İstanbul'un hiçbir yerine gidemedim. Küçük bebeğim de var. Diye onlarca böyle anne feryatı dinledim. Bire bire de. Dedim ki arkadaşlar bir bakın bakalım öyle 0-4 yaş arası kaç çocuk var İstanbul'da? O zaman 1 milyona yakındı. Ve hala aynı sayıda. Büyük rakam yani. 1 milyona yakın. Dedim ki vallahi biz bu annelere
İstanbul'u rahatça dolaşabilecekleri bir imkan sağlamak, ailelerin huzuru için, annenin huzuru için, mutluluğu için ve çocuğa daha faydalı olabilmesi adına da çok kıymetli bir hizmet olacaktır. Çalışma imkanı da sağlamak, kim bizi o kreşe taşıdı. Ve inanın, bu teklifimiz, bu önerimiz çalışıldı, sonra meclise geldi ve anne kart dediğimiz projenin çıkış noktası aslında o. Ve ben vicdanen çok değerli bir hizmeti sunduğumuzu düşünüyorum. Bu şöyle de bir şey söyleyeyim. Bu desteği sunmanın altında şunu da bilmenizi istiyorum hanımefendiler. Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı. Ekrem İmamoğlu'nun kendi hane geliri, kendi aile varlığı bu kendisinin. Hayrı, hasanatı, fitresi, zekatı kendine ait. Ama benim size proje çalışıp sunduğum her şey aslında gene sizin. Yani size bir destek sunan, bunun toplumda iyi anlaşılması lazım. Size bir destek sunan, sizin hakkınız olanı size vermeye gayret eden yöneticinin verdiği şeyin size ait olduğunu bilin. Ekrem İmamoğlu'na minnet duymayın. Ekrem İmamoğlu'na teşekkür edebilirsiniz. Ama minnet duymayın. Sizin, bu para sizin yani. Bu devletin her kuruşu bu milletin. Dolayısıyla mesele onu iyi kullanabilmekte. Yani devletimiz yardım ediyor, edecek. Etmemesi için toplumu zenginleştirecek. Ya toplum zengin olacak ki yoksul her zaman vardır ya da yoksulun yanında olacak. Bu sosyal devlet sadece bu dönemde değil, Osmanlı'da da öyledir, tarihin her döneminde de öyledir. Devlet yoksulun, ihtiyaçlının yanında olmak zorundadır. Dolayısıyla biz görevimizi yapıyoruz. Bize minnet duymayın. Ve size hizmet etmekle yükümlü belediye başkanıyım. Seçildim, Allah razı olsun, oy verdiniz. İnşallah hakkınızı helal edersiniz. 5 yıl biter dersiniz, helal olsun. Gereğini yaptı. Yetki verirsiniz, vermezsiniz, yine yetkisizsin. Tekrar takdir ederseniz 5 yıl daha görev yaparız. Dolayısıyla o makam sizin. Ve bunun bütün toplumun her aşaması tarafından toplum bunu öğrenirse o zaman yönetici kutsal değil. Bizim kutsallarımız var. İnancımız kutsal. Bayrağımız, vatanımız. Bunlar kutsallarımız bizim ama yönetici kutsal değil. Yönetici tamam severiz sayarız. Ekrem İmamoğlu'nu severiz sayarız. Tamam eyvallah bir kardeşimiz. Bir vatandaşımız. Bir küçükler için ağabey olabilir, arkadaş olabilir, bu kadar. Herkes için aynı şey geçer. Bunu toplumumuz öğrenirse en çok kime faydası var biliyor musunuz? Evlerinizde yetişen çocuklara. O çocukların şöyle bir özgüveni olacak kendisine. Kız evladımız veya erkek evladımız. Ben vatandaşım, benim haklarım var. Ben haklarımı savunurum, benim hakkımı kimse yiyemez. Ben hep söylüyorum, itina ettiğim şey nedir? Ramazan ayındayız. Birinin hakkını yemek, Allah muhafaza. Ben kimsenin hakkını yemem, hakkımı da yedirmem. Bir kişinin yönetici olarak da bir kişinin hakkını da bir başkasının yemesine müsaade edemem. Etmem yani, edemem. Benim adaletim bu olmak zorunda. O bakımdan evlerimizdeki çocuklar bu dediğim kavramları anladığı zaman özgüveni yüksek, fikri hür diyoruz ya, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, bilim öğrenmesi hür. Bunu sağladığı zaman o çocuklarımızın geleceğe dair her işinde başarı, her işinde muvaffakiyet vardır. Başka hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla o zaman güçlü toplum oluruz biz. Güçlü, kimse bizi aldatamaz. Kimse bizi aldatamaz. Ben bu kapsamda bu eğitim alanlarına gelişinizi çok hayati buluyorum. Çok değerli buluyorum. O bakımdan arkadaşlarıma hep söylüyorum, diyorum ki elinizden geleni yapın. Çünkü bu şehir 16 milyon sevgili
hanımefendiler, değerli hemşehrilerim ve bu şehrin potansiyelini en yukarı seviyeye taşırsak ülkemiz için çok değerli. Ve büyük çabamız var bu noktada. Ben buna bu anlamda özellikle adil bir şehir var etme kavramı, adil dediğim şu, bir çocuk kreşe gidemiyor, ilkokula başlıyor, başka bir çocuk imkanlarından dolayı kreşe gidiyor, geliyor, arada var 3-4 sene fark. O çocuk onu kapatana kadar öbürü alıp gidiyor. Olmaz. Bak benim şu an içim burkuluyor. Niye? Benim çocuğum onu yaşasa ben ne yaparım baba olarak? İsyan ederim. O zaman ben diyorum ki bu şehrin her çocuğuna nasıl kreş imkanı sağlarız ki eğitim alarak okula başlasın. Eğitim alarak başka çocuklarla eşitlensin. Benim evladım bu şehirde hiçbir evlat geri kalmaz, yarışta geri kalamaz. Olmaz. Efendim Sultanbeyli'de oturuyormuş, Beşiktaş'ta oturuyormuş veya işte Arnavutköy'de oturuyormuş, Gazi Osman Paşa'da oturuyormuş değil. Biz olabildiğince imkan sağlamalıyız. Bizim gayretimiz bu olmalı. Adil şehirden kastım bu. Bu bakımdan kayırmacı olmayan dayanışmacı bir belediye çekiyor. Ben bana oy verenleri kayırayım. Olmaz. Ben aileme söz verdim. Benim ailem 2014 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildim. Sabahın köründe Allah şahit sabah namazı vaktinde belediyeye geldim. Eşim, annem, babam biz oradayız. Ve o gün hayırlı olsuna gelenleri karşılayacağız. Ailemin bana sözü, partin var, tamam. Partilisin, tamam. Partin için şu olabilir, partinin en çalışkan adamı sen ol, eyvallah. Ama partizanlık yapamazsın, particilik yapamazsın. Yaparsan bizim evladımız değilsin. Benim için bu dünyanın en önemli tavsiyesi. Ve bu ülke, bu memleket mesela partizanlıktan çok çekmiştir ve hala çeker. Durumda onu söyleyeyim. O bakımdan ben diyorum ki benim öyle bir duygum yok. Parti benim için hizmette bir araç. Hizmet ederken bir araç. Ama benim için amaç değil. Benim için amaç bu şehirde yaşayan herkesin gönlüne girebiliyor musun? Mutlu edebiliyor musun? Adil bir yönetici olduğunu onlara gösterebiliyor musun? Benim için en kıymetli şey bu. O zaman benim başım huzur içinde yastığa koyabilirim. Başka türlü olmaz. Tabii şunu söyleyeyim, dediğim gibi eğitim bizim için çok kıymetli. Bakınız bu bir eğitim sahası ve burayı geliştireceğiz. Ama o kadar yeni adım attık ki 100 bin gence burs veriyoruz. 100 bin. Allah'ın izniyle seneye 2 katına çıkaracağız. Bu bir eğitime katkı. 100 tane kreşimiz oldu. 104,5 sene. 100 kreş öyle. Şurada kreşi gezin lütfen. Hepsi o kalitede. Binasıyla, yapısıyla, donanımıyla. 100 tane kreşimiz oldu. 50 tanesi de açılmak üzere. Yapılıyor. Sizlerin evlatları orada. Bu milletin evlatları. Sıfır torpil. Bak yöneticilerim burada. Ekrem İmamoğlu şunu kreşe alın. Bir tane demişse Allah beni evime nasip etmesin yani. Hakkı olan alın. 100 bin öğrenci burs. Başvuruyorlar evrakları, belgeleri, şeyse sistem üzerinden bursun alıyor. Bu sene 7500 lira verdik, seneye 15000 lira vereceğiz. Seneye dedim ki ikinci 100.000'e zor zaman geçiriyoruz. Yani hepimiz kabul edelim, ekonomi kötü. Emeklinin maaşı kötü. Pazarda insanlar filesini dolduramıyor yani. Bu kötü durum. Kötü ekonomi yönetiliyor. O zaman İkinci 100.000'e de bir şey yapalım dedik. Arkadaşlarım çalıştılar. O 100.000'lik kısma burs vereceğiz. İkinci 100.000'e de İstanbul'da ücretsiz ulaşım kartı vereceğiz. Yani 200.000 gence aslında bir fırsat sağlamış olacağız. Alacağım ablacığım. Sorunlarımızı alacağım. 100.000, 200.000. Şimdi bu gençlerin yanı sıra kreş, aynı şekilde eğitim, yurtlar, burada bir yurdumuz var. 14 tane yurt attık, 4 tane daha geliyor. 15 bin gence yurt imkanı sunuyoruz.
Ve size şöyle söyleyeyim.